Özlem, bu sene açıkçası Covid salgınıyla birlikte ki bir taraftan sen de söyledin Covid vakalarında da artış var ama Covid ile birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu ve bir de grip salgını eklendi buna. Hatta 2 gün önce New York valisi yaptığı toplantıda buna triple demic yani pandemik değil de triple demic hani tam Türkçe karşılığı yok ama üçlü salgın diyebiliriz dedi. Dolayısıyla bir taraftan grip salgını, bir taraftan üst solunum yolu enfeksiyonu salgını, diğer taraftan Covid salgını. Vaka sayıları artıyor. Hepsinde de hastanelerde insanlar uzun süreler beklemek zorunda kalıyorlar. Hatta bazı hastanelerde yatakların tamamen dolu olduğu, New York ve çevresindeki bazı hastanelerde gripal enfeksiyonlar ve Covid vakaları sebebiyle yatakların tamamen dolu olduğu haberleri geliyor. Henüz daha bir önlem açıklanmadı maske kullanımı ile ilgili. Ancak yetkililer, şehrin sağlıkla ilgili yetkilileri de özellikle kapalı alanlarda maske kullanılmasını tavsiye ediyorlar. New York'ta da diğer eyaletlerde olduğu gibi hatta dünyanın birçok yerinde olduğu gibi maske kullanım zorunluluğu kaldırılmış durumda. Şu aşamada herhangi bir zorunluluk söz konusu değil. Ancak kapalı alanlarda, toplu taşımalarda maske kullanılmasına dair bir tavsiye kararı yayınlanmış durumda. Özellikle okullara gönderilmiş bir Sağlık Müdürlüğü tarafından okullara gönderilmiş bir mektup var. Okullarda, sınıflarda öğrencilerin maske kullanılmasına teşvik edilmesi ifade ediliyor. Çünkü okullar salgının en hızla yayıldığı yerler olarak şu aşamada yer alıyorlar. Söylediğim gibi henüz bir zorunluluk yok. Ancak maske kullanımı ve özellikle hem grip aşısı hem de COVID aşılarının yaptırılması konusunda sürekli olarak vatandaşlara çağrılarda bulunuluyor ki bunu televizyon kanallarında da görebiliyoruz. Her gün televizyonların en çok seyredildiği saatlerde hem COVID aşılarının, ek aşıların yaptırılması, takviye dozlarının yaptırılması hem de grip aşılarının yaptırılması konusunda sık sık vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor.